Merhaba arkadaşlar, işte matematiğin temeli olan çarpan ayırmaya geldik. Yani özdeşlikler. AYT'de, TYT'de, temel kavramlarda, bütün konularda karşımıza çıkan özdeşlikler, çarpan ayırma. Bu konuya göre tıraşımızda olduk, yakışıklı da olduk. Hatta kuaförüm Erdal dedi ki, hocam bu konu tam Ronaldo'luk. Seni Ronaldo gibi yakışıklı yapacağım ve konuya başlıyoruz. Çarpanlara ayırma nedir arkadaşlar? Çarpanlara ayırmada öncelikle parantez almayı bileceksiniz. Öğrencilerimizin çoğu parantez almayı bilmiyor. Çalım atmasını bilmiyor. Herkes Ronaldo olamaz. Şimdi ilk harfi ifademiz arkadaşlar. İlk başta konumuzun başlığı. Parantez alma. Ortak parantez alma. Ortak parantez alma ne demek? Hepsinde ortak olan. İlk harfi ifademiz arkadaşlar A. Burada da A var mı? Var. Burada da A var mı? Var. Kuvvetli küçük olanı, yani o bebine göre kuvvetli küçük olan hangisi? A kare. Hepsinde A kareyi alıyorum. Sonra X burada var, burada var, burada da var. Hepsinde ortak olan küçük olan hangisi? X kare. X kareyi aldım. Y burada var, burada var, burada da var. En küçük hangi arkadaşlar? Y kare. Şimdi gelelim sayılara. Sayılarda ortak olan 24, 12 ve 36'ın ortak katı kaç arkadaşlar? 12 çarpanı değil mi? 12'de 1 çekersem ne olur? Şimdi 12 ile neyi çarparsam 24 olur? 2'yi. A kare ile neyi çarparsam A üzeri 4 olur? A kare. Çarpı. X kare ile neyi çarparsam X küp olur? X. Y kare ile neyi çarparsam Y kare olur? 1. Yani yazmama gerek yok. Artı. 12 gitti. X kare gitti. Y kare gitti. A kare gitti. İşte öğrencinin en çok hata düşüyor. Hocam burada her şey gitti. Ne kaldı? Kat sayısı 1 kaldı arkadaşlar. Artı, şimdi 12 gitti. Tamam. 12 ile neyi çarparsam 36 olur? 3. A kare gitti. A kare ile neyi çarparsam A küp olur? A. Y kare ile neyi çarparsam Y üzeri 4 olur? Y kare. X kare ile neyi çarparsam X küp olur? X. Yani en sade hal arkadaşlar bu şekilde oluyor. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Hepsinde ortak olan. Mesela X küp ile X kare. Burada parantez alamayan arkadaşlarımız var. Hangisi kuvvetli küçük arkadaşlar? X kare. Demek ki ortak olan X karedir. O bebeli. X kare gitti, bir X kaldı mı? Burada X kare gidince öğrenci diyor ki hocam burada bir şey kalmadı. Kalmasın. Aslında bir kat sayısı var. 1 ile çarpmam lazım. Şimdi alttaki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden çünkü daha güzel sorular var. Siz de biliyoruz ki çarpanlara ayırma en önemli konumuz. Ona göre tıraş oldum zaten. Şimdi ilk harfi ifademiz ne? X. Burada da x var, burada da x var. Demek ki x kesinlikle ortak. En küçük kuvvet hangisi arkadaşlar? X kare. Y'lere bakıyorum. Y, y, y bunda da var. Y kare. Şimdi sayılara geçiyorum. 42, 36, 12. Hepsinin ortak çarpanı kaç arkadaşlar? 6. Çektim. 6 ile neyi çarparsam 42 olur? 7. X kare neyi çarparsam x kare olur? 1. Y kare neyi çarparsam y kare olur? 1. Demek ki sadece burada ne kalıyor arkadaşlar? 7. 6 ile neyi çarparsam 36 olur? 6. X kare neyi çarparsam x küp olur? X. Y kare neyi çarparsam y küp olur? Y. Artı. Şimdi artı değil. Burada ne işaretimiz arkadaşlar? Eksi. 12 ile neyi çarparsam 6 ile neyi çarparsam 12 olur? 2. X kare x kare. Y kare neyi çarparsam y küp olur? Y. Demek ki en sade halimiz bu. Şimdi sanırım ortak parantez alma anlaşıldı. Şimdi gelelim gruplandırarak. Gruplandırarak ne demek? Bazen hepsinde ortak olmayabilir. İlla her tarafında bir Ronaldo olacak diye bir şey var mı? Yok. O zaman bu sefer de ne yapıyoruz? Gruplandırıyoruz. Şimdi A burada var. Burada da var ama bu ikisinde yok. Demek ki ortak yok. A ortak değil. B burada var, bunda var ama öbürlerinde yok. Demek ki B de ortak değil. X burada var, bunda var, diğerlerinde yok. Demek ki ortak bir ifademiz yok. Gruplandırıyoruz. İlk harfi ifadeye göre git her zaman. İlk önemlidir. İlk her zaman en iyisidir. A burada var, burada da var. AX artı AY. BY artı BX yan yana geldi mi? Şimdi ortak olan ne arkadaşlar? A. A parantezini alıyorum. Burada ne kaldı? X. Burada A giderse ne kalır? Y. Şimdi burada ortak olan ne arkadaşlar? B. B'yi bir çekersem ne kaldı? Y. Artı X. Şimdi hocam bir tanesi X artı Y, hocam bir tanesi Y artı X. Arkadaşlar ha 5 lirayla 4 lirayı toplamışsın 9 lira olur. Ha 4 lirayla 5 lirayı toplamada yer değiştirebilir. Şimdi ortak olan ne arkadaşlar? X artı Y.
X artı Y'yi çekersem elimde ne kalır? A. X artı Y'yi çekersem ne kalır? B. Şu an bu çarpan alanı ayrıldı mı? Evet. Yani çarpım durumuna geldi. Çarpım durumuna gelmişse çarpım durumuna geldi mi? Geldi. Nereden anlıyoruz? A artı B çarpı X artı Y. Çarpım durumuna gelmişse demek ki çarpan alanı ayrılmıştır demek dedik. Şimdi öğrencilerin en can alıcı noktasına geldik. Hocam A eksi X bölü X eksi A. Şimdi arkadaşlar X eksi A bölü X eksi A aynı ifadeler değil mi? Hop hop birbirini götürür. Yalnız X eksi A bölü A eksi X ne oluyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz A eksi parantezini alıyorum. Burası artı iken olur eksi. Artı. Eksi iken olur artı. X. Şimdi burası X eksi A oldu mu? Yani eksi 1 çarpımda X eksi A bölü X eksi A oldu mu? Fişt fişt. Yani sonuç eksi 1. Kısacası yer değiştirdiği an ne yapıyoruz? Sağ değiştirdiğimizde sonuç eksi 1. Bir sonraki örnekte çok daha yanılacaksınız. Şimdi demiş ki çarpanlarını ayırınız. Tamam çarpanlarını ayırıyorum. İlk harf ifadeye göre gitmiyor muyduk? Ne dedik? İlki en güzeldir demiştik. Şimdi A burada var. Burada var ama diğerlerinde yok. B burada var. Burada var ama diğerlerinde yok. Ortak ifade yok. Yok. Şimdi ilk harf ifademize göre diyoruz. A x. A'ları yanına getiriyorum. Eksi A'ya. B'ye eksi BX. Şimdi arkadaşlar ilk harf ifademiz ne dedik? A. A'ya göre parantez alıyoruz. Ortak olan A değil mi? X eksi Y. Artı ortak olan ne arkadaşlar? B. Y eksi X. Aha. En can alıcı yere geldik dedik. Şimdi biri X eksi Y, biri Y eksi X. İstersen X eksi Y'ye dönüştürsün, istersen Y eksi X'e. X eksi Y'ye dönüştürelim. Buna karışmıyorum arkadaşım. A çarpı X eksi Y. Şimdi burada eksi parantezini arasak. Eksi B parantezinde. Y artı iken olur eksi. X eksi iken olur artı. Yani yer değiştirdi. X eksi Y bölü Y eksi X her zaman neydi? Eksi 1'di. Şimdi ortak olan ne arkadaşlar? X eksi Y parantezini aldım. X eksi Y giderse ne kalır? A. X eksi Y giderse ne kalır? B. Yani X eksi Y çarpı A eksi B. Çarpım durumuna geldi mi? Evet. Demek ki çarpım alanı ayırmışsın. Sanırım bu da anlaşıldı. Bakın bir daha söylüyorum. AYT'de ve TYT'de netlerin artması demek çarpanlar ayırma bağlı. Çarpanlar ayırmayı bilirsen çok çok iyi bir net artışına girersin. Yani temel bilgiler burada. Matematiğin temel her şeyi burada. Parantez alma, ortak çarpan bulma, sadeleştirme, özellikle AYT konularında parabol, ikinci dereceden denklem, yani kısacası bütün konularda çarpan ayırmak karşımıza çıkacak. Sadeleştirmeler karşımıza çıkacak. Şimdi ne demişiz? A küp, A kare artı A artı 1 çarpanlarına ayırırız. Öğrencime şunu diyor. Hocam burada A var, burada da var, burada da var. Tamam olabilir. Hocam diyor A parantezini var. Alalım bakalım ne olacak. Onları mı kıracağım? En küçük hangisi A? A parantezini aldık. A kare A artı 1. Artı 1. Şu an bu çarpanlarına ayrıldı mı? Hayır. Çünkü çarpım durumuna gelmedi. Arada toplama çıkarmak kaldı. O zaman bu çarpanlarına ayrılmamış demektir. Ben bunu nasıl çarpanlarına ayıracağım? Bu yanlış olmadı. Hani hep diyoruz ya, kuvvetler bir tarafa, kuvvetsizler bir tarafa. Güçlüler bir tarafa, zayıflar bir tarafa. Kuvvetli ifadelerimiz var. Hangiler arkadaşlar? A küp artı A kare artı 1. Burada kuvvetlerde ortak olan ne arkadaşlar? A kare. A kareyi bir çekersem hop bir tane A kaldı mı? A kare gidersek kat sayısı kaçtı? 1. A artı 1 oldu mu? Şimdi ortak olan ne arkadaşlar? A artı 1. Bakın hop. A artı 1 parantezini alsam burada ne kalır? A kare. Burada ne kaldı? 1. Bakın çarpım durumuna geldi mi? Çarpım durumuna geldiği için yani A artı 1 çarpı A kare artı 1 olduğu için bu nedir artık? Çarpanlarına ayrılmış hali demektir. Şimdi gelelim artık yavaş yavaş açılımlarımıza. Sanırım bu parantez alma işlemleri anlaşılmadı, bir nokta kalmadı. Şimdi gelelim özdeşikler. Yani açılımlar. Bizim için böyle can damara. Hani benim arkamda Pep oynarsa tamamdır. Ben bu takımlar hepsini yenerim diyoruz ya. Şimdi iki kare farkı. Aslında bu iki kare farkı değil. İki sayının kareleri farkı demektir. İki kare farkı görür görmez bir eksilisi bir artısı diye aç.
Bakın A kare eksi B kare değil mi? Hemen A eksi B çarpı A artı B. Bu ne demektir? İki sayının kareleri farkı. Temel kavramlarda bile lazım oluyor bize. Nasıl? Hemen basit bir ifade hatırlatayım. A kare eksi B kare eşittir 41. Temel kavramı ya. Bu ne demektir? A eksi B çarpı A artı B eşittir 41. 41 bir asal sayı olduğu için ne yapıyoruz? Asal sayı neydi? 1 ve kendisine başka çarpanı olmayan sayılar. O zaman büyüğü 41 diyorduk, küçüğü 1. Hatırlayın. Yani kısacası bize temel kavramlarda bile lazım oluyor. Şimdi konumuza geri dönüyoruz. Demiş ki x kare eksi 36 çarpanlarına ayırırız. Ne dedim? İki sayının kareleri farkı çok çok önemlidir. Şu an bu iki kare farkı mı? Şaban oradan bağırıyor. Evet hocam, iki kare farkı. Değil. İki kare farkı ne demek? İki sayının kareleri farkı. E burada bir tanesinin karesi var ama bunun iki yok. 36 hangi sayının karesi? Hemen hop 6'nın karesi yazabiliriz. Şimdi iki tane sayı oluştu ve kareler oluştu ve fark oluştu. Yani x eksi 6 çarpı x artı 6. Sanırım burada anlaşılmaz bir nokta yok. Şimdi çarpanlarına ayırın demiş. Tamam ayırırım ben. Ben Ronaldo'yu mu ayırırım arkadaş? Sen de beni iyi dinle, sen de iyi ayır. Şimdi bu kareli. Ama iki kare farkı hangi mi? Şu an değil. İki kare farkı olması için bak ismi üstünde. İki sayının kareleri farkı. Anla. Bu karesi o zaman bu da bir sayının karesidir. Neyin karesi arkadaşlar? 3x'in karesi. E bu da bir sayının karesi. 5'in karesi. Şimdi iki tane sayıya dönüştü mü? İki sayının kareleri farkı oldu mu? Yani 3x eksi 5 3x artı 5. Sanırım bu da anlaşıldı. Daha da biraz zorlaştıralım. Nasıl yani arkadaşlar? Şimdi bana demiş ki çarpanlarına ayırız. Soru şu. Çarpanlarına ayır. Ya arkadaş herhangi bir ortak ifade yok. Herhangi bir şey yok. Ama şıklarda çarpanı ayırmış hali verilmiş. Sen de şunu unutma. Ronaldo ne demişti? Bu kare ise bu da bir sayının karesidir. Neyin karesi? Kök 3'ün. E bu da bir sayının karesi. Neyin karesi? Kök 5'in. He. Şimdi arkadaşlar iki kare farkına dönüştü mü? Dönüştü. İki sayı var ve kareleri var. Kök 3x eksi 5 kök 3x artı 5. Bakın şıklar da zaten bu şekilde verilmiş. Sanırım bu da anlaşılmadı bir nokta kalmadı. Gel gelelim buna. Son bir sorumu da iki kare farkına ilgili vereyim. Sorularda daha çok göreceksiniz ama. 5x kare eksi 1 çarpanlarına ayır demiş. Çarpanlarına ayır. Allah Allah. Nasıl ayıracağım arkadaş ben bunu? Herhangi bir kare yok. Sadece x kare verilmiş. Aslında yanındaki her de bir kareli. Eğer bir kare varsa mutlaka mutlaka yanındaki de kareli olmak zorunda. X. Bu 5 neyin karesi arkadaşlar? Kök 5x. Karesi oldu mu? Eksi. Arkadaşlar birin bütün kuvvetleri yine 1 değil mi? İki sayının kareleri farkına dönüştü mü? Kök 5x eksi 1 kök 5x artı 1. He, sanırım artık ne zaman iki kare farkı haline geldiğini anladık. Şimdi gel gelelim parantez karelerine demektir. Şimdi arkadaşlar bunu basit eşitliklerde söyledim, mutlak değerde söyledik, köklü sayılarda söyledik. Her yerde karşımıza çıkan bir ifade. Tek rakibim her zaman karşıma çıkıyor ya. Dünya Kupası'na karşıma çıktı. Messi. Bu da onun gibi bir şey. Hemen bunu düzenliyorum. Hani ezberlemişiz artık. Birincinin karesi. Bir ile ikincinin iki katı ikincinin karesi. Tamam da. Nereden geliyor bak. Birincinin karesi. İşaretleri sileyim. Nereden geldiğini göstereyim. Bir ile ikincinin çarpımı. Arkadaşlar. İkisi de artı değil mi? Artı ile artının çarpımı. Artı. İki katı iki abi oldu mu? İkincinin karesi. Karesi eksi de olsa karesi ne olur? Pozitif yapmaz mı? Birincinin karesi. Tamam. Bir ile ikincinin çarpımı. Arkadaş. Biri artılı biri eksili. Çarpınca ne olur? Eksili. Eksinin karesi. Artı. Sakın ha sakın. Parantez kuvvetiyle bu kuvveti karıştırma. Parantez kuvvetini bir daha söylüyorum. Birincinin karesi. Bir ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Ama kareleri toplamı nedir arkadaşlar? A artı benim parantez kuvveti eksi 2 abi. Hocam
geçen ben bir testte gördüm, üçlü vardı. Üçlü olsun. Üçlü olsun. Hatta bunu güzel bir şekilde sileyim, size açıklayayım. Şimdi, ikilide ne dedik? Birincinin karesi. Bir ile ikinci iki kat. İkincinin karesi. Üçlüde de aynı şekilde. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncü karesi yaz. A kare, B kare, eksinin karesiyle ne olur? Artacak. Bir ile ikincinin iki katı. Artı ile artıyı çarp, artı. 2AB. Bir ile üçün çarpımı. Artı ile eksi çarp, eksi 2AC. İki ile üçün çarpımı, artı ile eksi çarp, eksi. Eksi 2BC. Aynı şey. Birincinin karesi, bir ile ikincinin iki katı. İkincinin karesi, bir ile üçün iki katı. Yani açılımımız bu şekilde. Sanırım burada anlaşılmaz bir nokta yok. Şimdi bomba gibi sorularla devam. Evet arkadaşlar, soru çözümlerimize devam ediyoruz. Şimdi çarpanlarına ayırın demiş. Çarpanlarına ayırın demek ne demek? Çarpım durumuna getir demektir. Arkadaşlar ilk harfi ifademiz ne? Y. Y burada var. Bunda var mı? Yok. Burada var, bunda yok. Demek ki ortak ifade değil. Gruplandır. Y'leri yan yana getir. Hop. X, Y. Eksi 2, X, Z. Eksi 2, Z. Şimdi arkadaşlar Y'yi burada çekersem, Y'yi çektim. Ne kaldı elimize? Hani dedik ki herhangi bir sayı kalmazsa aslında bir kat sayısı var. X gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Y gitti. Ne kaldı arkadaşlar? X. Şimdi burada ortak olan ne? Hocam 2Z ve 2Z ver. Doğrudur. Ama işaretleri unutmuyorsunuz. En önemli şey aslında işaret. Eksi 2Z parantez alıyorum. Eksi 2Z giderse eksiken olur, artı. Eksi 2Z giderken burada ne olsun? Eksi, artı olur. 2Z gitti. Hiçbir şey kaldı mı? Yok. 1. Şimdi ortak olanlar arkadaşlar, x artı 1 parantezini alıyorum. Bu gitti, ne kaldı arkadaşlar? Y. Bu gitti, ne kaldı arkadaşlar? 2z. Demek ki x artı 1 çarpı y eksi 2z. En sade hali buymuş. Şimdi sanırım bu soru anlaşıldı. Basit bir soruydu. Bakıyorum x seri 7, x seri 5, x küp x. Öğrenci biri oradan bağıracak. Hocam hepsi var ha. Hepsinde x var. Doğrudur. X parantezini alsam ne çıkar karşıma? X seri 6, x seri 4, x eksi 1. E şimdi gençler, şıklarda bu olmayacağı belli yani. Daha da sade hale getirir. Bu iptal. Ne yapıyoruz? Hani az önce dedik ya, kuvvetler yan yana, kuvvetsizler yan yana. Yakın kuvvetler nedir? X seri 7 ile x seri 5 değil mi? Küçüğü hangisi? X seri 5 parantezini çektim. X seri 5 gitse ne kalır? X kare. X seri 5 gitse ne kaldı arkadaşlar? 1. Burada ortak olan ne arkadaş? X. X'i çektim. X kare eksi 1. Yine güzel bir çalımımızı attık. Şimdi ortak olan ne arkadaş? X kare eksi 1. Hop çektim. Ne kaldı elimizde? X seri 5. Burada ne kaldı elimizde? X. Şimdi hocam bu en sade halde mi? En sade halde değil tabii. Şimdi bu kare ise ben sana ne dedim? Mutlaka yanındaki de kare olur. Birin bütün kuvvetleri nedir? Bir değil mi? Şimdi iki kare, iki sayının kareleri farkı oluştu mu? Evet. Bir eksilisi, bir artılısı. Şimdi burada da ortak bir ifade var. X parantezini alıyorum. X parantezini çektim. Ne kaldı arkadaşlar? X üzeri 4 artı 1. Daha da sade hale getirmez. Şıklarda çarpanından biri hangisidir derse, ya x eksi 1, ya x artı 1, ya x, ya x artı 4. X üzeri 4 artı 1'dir arkadaşlar. Sanırım bu soruda anlaşıldı. Şaban orada kıvranıyor. Hocam ben de anladım diyor. İyi güzel. Şaban anlaysa sıkıntı yok. Şimdi bir sonraki soruda arkadaşlar ne yapıyoruz? X çarpımında y kare artı 3x eksi y kare çarpımında x eksi 3. Ya bu sefer ortak ifade yok. Zorla mı yaratacağız? Yaratamıyoruz. Hemen bazen parantez alamıyorsan aç. Açmak ayıp değil. Hemen çarp. Dağıtma işlemini de göstermiş oluruz. X çarpı y kare. X çarpı 3x, 3x kare. Eksi y kare çarpı x, eksi y kare x. Eksi ile eksi çarp artı 3y kare. Şimdi arkadaşlar, y kare x, y kare x. Y kare x artı y kare x eksili. Hop! Şununla şununu götürdü mü? 3x kare artı 3y kare. Şimdi bu çarpanlarına ayrıldı mı? Hayır, daha da sade hale getirebiliriz. Ortak olan ne arkadaşlar? 3. 3 parantezini aldım. Bakın ne güzel çıktı. Hop. Sanırım anlaşılmadı bir nokta yok. Gençler bir daha söylüyorum.
Bu çarpanlar ayırma konusu, yani özdeşlikler konusu bütün matematiğin temelidir. Parantez alma işlemleri, dağıtma işlemleri, her şey burada var. Çarpan ayırmayı bitirsen bil ki 4 net, 5 net artışın var demektir. Şimdi x eksiği bana vermiş 5. Y eksi z'yi vermiş 9. X kare eksi x'ye eksi x'e artı y'ye z'yi istiyor. Arkadaş en sade hale getir dedim ya. İlk harfli ifademiz ne? X. İstersen burada x parantezini alabilirim. X parantez alırsam ne gelir karşıma arkadaşlar? X giderse bir x kaldı mı? X giderse ne kaldı? Y. Şimdi eksi x'e artı y'ye ortak olan ne? Hocam z. Z değil arkadaş. İşaretiyle birlikte eksi z. Eksi iken olur artı x. Artı iken olur eksi y. Bak kendimden çıktı hepsi. Şimdi ortak olan ne oldu arkadaşlar? X eksi y. X eksi y getirirsem hop ne kaldı elimize? X eksi z. Bu da tamam. Şimdi çarpım durumuna gelmişse bil ki doğru yoldasın. X eksi y kaç vermiş arkadaşlar? 5. X eksi z bana lazım. Ana x eksi y'yi vermiş. Y eksi z'yi vermiş. Hani bir cümle var ya, bir ile iki konuşur, üçüncüye bir şey düşer. Y'nin ortadan kaybolması lazım. Y'nin ortadan kaybolabilmesi için hop dikkat ettiniz mi? Bir y eksili bir y artılı taraf tarafa toplarsam x eksi ne olur arkadaşlar? 14. Bakın çarp 70. Alın size klas bir soru. Parantez almadan klas bir soru işte. Şimdi bu soru işte özlediğim soru. X eksi y'yi vermiş. Y eksi z'yi vermiş 6. Bir tane x kare var. Bir tane z kare var. İki tane y kare var. Hani eşitlik? Hani eşitlik? Ha bugün Dünya Kadınlar Günü değil mi? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Eşitlik. Kadın ve erkek eşitliği. Şimdi burada bütün Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyoruz. Burada bir tane x kare var. Burada bir tane z kare var ama burada iki tane y kare var. Arkadaş olmadı, eşit değiller bunlar. Hemen eşitliyorum. Nasıl? Bak Ronaldo'ya bak. X kare. 2 y kareyi parçalayabilirim. Eksi y kare, eksi y kare. Artı z kare oldu mu? İki tane y kare borcum yok mu? Eksi olunca. Bir tane burada, bir tane burada. Ayırdım. Hop bunları ayrı alıyorum. Bunları ayrı alıyorum. Şimdi iki kare farkına dönüştü mü? İki sayının kareler farkı değil mi? Yani x eksi y çarpı x artı y. İki kare farkı değil mi? Z eksi y, z artı y. X eksi y'yi bana soruda vermiş. X eksi y'yi kaç vermiş arkadaşlar? 6. 6 çarpımda x artı y. Şimdi arkadaşlar y eksi z 6 ise hani demiştim ya matematiğin can alıcı noktası. Y, z eksi y ne olur? Eksi 6. Yer değiştirince eksi olmuyor muydu? Seni gidi Şaban. Şimdi z eksi y de eksi 6. Hop buraya ne aldık? Eksi 6. Eksi 6 çarpımında z artı y. Burak kadar sıkıntı yok sanırım. Çarp 6x. Çarp 6y. Çok güzel. Çünkü ortada bir ifade yok. O yüzden dağıttım. Eksi 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 artı çarp. Eksi 6z. Eksi 6y. Hop hop. 6x eksi 6z oldu mu gençler? 6 parantezin arasına bakın ne çıkıyor? X eksi z. Ana. Şimdi neyi bulmam lazım? X eksi z. X eksi y'yi vermiş. 6. Y eksi z'yi vermiş. 6. 1 ile 2 konuşur. İkinciye. Taraf tarafa topla. Hop. Gitti. X eksi z ne eşit oldu arkadaşlar? 12. Yazıyorum yerine. 6 çarpı 12'den 72. Güzel bir soru. Klas bir soru. Onu da çözdük. Özür diliyorum sizden. Şimdi gelelim. Hani hocam temel kavramlarla ne alakası var? Diyordunuz ya ekran başında. Görüyordum sizi. Ezel seni de gördüm. Şimdi A ve B birer pozitif tam sayı. Arkadaş bakın temel kavramlar arasında. Hani pozitif tam sayı, negatif tam sayı hatırlıyor musunuz? İşte rakam. Bunlar hepsi birer rakam şey değil mi? Temel kavram değil mi? Tamam. Bu kare ise bu da bir sayının karesidir. 2A'nın karesi. B kare eşittir 43. Aha.
İki sayının kare farkı çıktı mı ortaya? Çıktı. Bak iki tane sayı var. Kareleri farkı var. Hemen 2a eksi b. 2 artı b. Şimdi ne olacak? Hocam 43'ün çarpanları ne? 43 nedir? Asal bir sayı. Asal sayı da nedir? 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan. Yani 1'e 43. E hocam hangisi 43 olsun? Büyüğü her zaman 2 artı b. Pozitif tam sayı dememiş mi? O zaman bu da küçüğü oldu. Küçüğü 1, büyüğü 43. Çok güzel. 2a eksi b eşittir 1. 2 artı b eşittir 43. Şimdi taraf tarafa topla. Çünkü 1 eksi 1 artı fişt. 3a, pardon 4a eşittir 44. A'mız kaç arkadaşlar? 11. Ay buldum. İstediğin dakikanın yerine yaz. İstersen yukarıdakine, istersen aşağıdakine. Nerede yazarım? Şaban hocam yukarıdakine diyor. Ben aşağıyı seviyorum. Hadi yukarıya yazalım. Şaban'ı kırmayalım. Aynı yerine ne yazacağız? 11. Eksi b. Eşittir 1 oldu mu? Fişt fişt. 2 kere 11 22. Eksi 1. Bu da b eşit oldu mu? B'miz de kaç oldu arkadaşlar? 21. Şimdi b'miz 21. B'miz 21. Yazalım. Bizden ne istiyor? 21 eksi a. A'mız da kaç arkadaşlar? 11. Çıkar birbirinden. Sanırım burada anlaşılmaz bir nokta kalmadı. Bir daha söylüyorum. Bakın temel kavramlarda da hiç çıkıyor. Burası kare ise burası da kare. 2a eksi b'nin karesi oldu mu? Kareleri farkı. Hemen açtım 2a eksi b, 2 artı b. 43'ün çarpanı ne? 43'e 1. Sanırım burada anlaşılmadık bir nokta kalmadı. Hemen daha güzel sorulara geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar, özel sorulara geçtik. Bilmiyorum bazılarınız dikkat etti mi etmedi mi? Gömlek değişmiş değil mi? Özel sorularda özel gömlek giyilir dedik. Bu gömleğin ne özelliği var? Ben şu soruda bu gömleği daha da kazanmıştım. Hadi bu sorunun şerefine dedik ki gömleğimizi değiştirelim ve sorularımıza devam ediyoruz. Bu sorunun ne özelliği var? Bakalım. Şimdi bu kare ise bu da bir sayının karesi değil mi arkadaşlar? İki kare farkına dönüştü mü? Yani x eksi 1 çarpı x artı 1. Böyle x eksi 1. Böyle x artı 1. Şimdi arkadaşlar hop hop. X artı 1 bölü x artı 1. Şimdi demek ki hocam bu sorunun ne özelliği var? Çok özelliği var. Öğrenci ne yapıyor? Diyor ki hocam x artı 1 bölü x artı 1 nedir? 1'dir. Arkadaş bölme kime ait sadece? X'e ait. O yüzden burayı kaçırma. Nasıl yani? Siz bölmenin hepsine ait olduğunu zannedince sonuç 1. Ama bu yanlış. Bölme sadece kime ait arkadaşlar? Sadece x'e ait. E işte önceliği bölme olduğu için x artı 1 bölü x artı 1. Şimdi payda işte. Nasıl yani? 1 çarpı x, x. Bir x de burada var. 2x artı 1 bölü x. Şimdi bence bu soruyu çözerken videoyu durdur ve sen de güzel bir şekilde izle. Sorunun ne kadar özel olduğunu kendin fark edeceksin. Şimdi bir diğer güzel sorumuz. Arkadaşlar x kare. Kare demek ki bu da bir sayının karesidir. Ben size ne diyorum? Çarpanlara ayırmada mutlak suretle birbirine benzetin dedim. E bu kare, bu kare o zaman bu da neyin karesi arkadaşlar? 3'ün karesi. Yani şu şekilde. O zaman ne olur arkadaşlar ifademiz? 3 bölü x'in karesi. Benden bunu istiyor aslında. Şimdi denkleme geri dönüyorum. X kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 verilmiş mi? Evet. Bana ne lazım? 3 bölü x. Denklemde 3 var mı? Var. Hemen bölü x'i lazım. Hop. Her tarafı x'e bölüyorum. Böldüm. Ne çıktı karşıma? X eksi 4. Hatta burayı da x'e bölmem lazım. Artı 3 bölü x. Ne eşit oldu arkadaşlar? 0. 0 bölü x 0 değil mi? Harfli ifadeler bir tarafa, sayılar bir tarafa. Hop, x kare artı 3 bölü x pardon. X pardon her tarafı x'e böldük. 3 bölü x eşittir 4. Şimdi ben x'i buldum da benden ne istiyor? Kareli istiyor. Sen de ne yap? Et kareli hale çevir. Hop, her iki tarafın karesini arıyorsam kareliye dönüşmez mi? Dönüştü. Sanırım Burak arkadan kıvranıyor. Yine bir şeyler soracak. X çarpı 3 bölü x 2 katı. 1 ile 2. 2 katı değil mi? İkincinin karesi.
3'ün karesi arkadaşlar 9. X'in karesi x kare eşittir 16. Bak hop hop. X kare artı 6 artı 9 bölü x kare ne eşit olur arkadaşlar? 16. Bir tek mantık buraya gelsin. X kare artı 9 bölü x kare nedir? Eşittir 10. Şimdi arkadaşlar bak bir daha söylüyorum. X kare artı 3 bölü x kare istiyor. Bana ne lazım? 3 bölü x kare. Denklere baktım. 3 var mı? Var. Hemen böyle x'e eksik. Her tarafı x'e böldüm. Şimdi yine özel bir soru. Bu soruda da arkadaşlar bir ödül kazanmıştım. Bir öğrencimle iddia girmiştim yine. Bunda basit bir şey kazanmıştım. Bir kolak kazanmıştım. Şimdi x vermiş. 1 bölü 2x vermiş. Ama benden ne istiyor? 4x kare. Arkadaşlar ben sana dedim. Bu kare ise bu da bir sayının karesidir. Neyin karesidir arkadaşlar? 2x'in karesi. Artı 1 bölü x kare. Ana denklemde x vermişler. Ama ne istiyor? 2x'i istiyor. Sen de ne yap? Et. 2x elde. Her tarafı 2 ile çarparsam 2 ile çarparsam 2x artı 2 bölü 2x artı eşit ne oldu? 10. Her tarafı 2 ile çarptım. Bakın hop. Şimdi 2x artı hop hop 1 bölü x ne eşit oldu arkadaşlar? 10. Tamam ben 2x'i buldum ama o benden ne istiyor? 2x'in karesini istiyor. Çarpan alayım demek ne demekti? Her iki tane birbirine benzetmekte. E bu kareyse o da bu da kare olacak. Bir daha söyleyeyim. Çarpanlar ayırmak demek birbirine benzetmek demektir. Bu özel soruları mutlak suretle videoyu durdurup kendine çözmen lazım. Şimdi karesini alıyorum. Hop karesini aldım. Birincinin karesi 4x kare. Bir ve ikincinin çarpımının 2 katı. Tamam. İkincinin karesi 1 bölü x kare oldu mu? Eşittir 100. Hop hop. 2 kere 2, 4. 4'ü karşıya atarsan arkadaşlar ne olur? 4x kare artı 1 bölü x kare 100. Artı 4 burada ne olarak geçer? Eksi 4. Yani sonucumuz kaç oldu arkadaşlar? 96. Bakın bir daha söylüyorum. Çarpanlar ayırma demek birbirine benzetmek demektir. X vermiş 2x karesini istiyor. Önce 2x elde ettim. Her tarafı 2 ile çarptım. Sonra karesini aldım. Şimdi daha özel bir soruya geldik. Nasıl daha özel bir soru? Bence bu videoda bu özel soruları tek tek durdurup kendin de çözmen lazım. Takıldığın soruları tekrar yoruma yaz. Güzel bir şekilde sana döneyim ve güzel ve açıklayıcı bir şekilde biraz sana anlatayım. Şimdi arkadaşlar, derecesi verilmedi mi köklü sayılarda neydi? 2'ydi. 2'ydi. Tamam. Ama bu 4, bu 2. Bunu nasıl 4 yaparım? Şimdi arkadaşlar bu aslında karesi alınmış. 4'ün karesi alınsa ne olur? 2'ye düşmez mi? Yani ne demek istediğim? 4'ün derece bir x'in karesini aldığım zaman neye dönüşüyor? Hemen sadeleştirsem ne olur? 2. derece bir x'e dönüşür. Aslında bu da 4'tür. Nasıl? 4. derece x'in karesi. 4. derece x. Böyle. Şimdi bu köklü ise bu da köklü aslında. Ne demiştim? Köklü sayılarda kök x'in karesidir bu. Bu da nedir arkadaşlar? Kök x'in karesi eksi kök x oldu mu? Bölü 1 bölü 4. derece kök x artı 1. Sanırım burası da anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar her ikisine ortak olan ne? Çok güzel bir soru. Her ikisine ortak olan 4. derece x parantezini alıyorum. Burada bir kare olduğu için bir tanesi gitti, bir tanesi kaldı mı? Hop, eksi 1. Burada ortak olan arkadaşlar? Kök x'in alırsam, burada ne kalır? Bir tane kök x kalır. Burada ne kalır arkadaşlar? 1 kalır. Bölme işlemde birincisine aynı yazıp, ikincisini ters çevirip çarpmıyor muyduk arkadaşlar? Dördüncü derece x artı 1. Yukarıya çarpmadan geldim. Şimdi arkadaşlar, dördüncü derece x çarpı. Şurası bakın bak. Dikkat. Burayı özellikle dikkatlice dinle. Aynı ifadeler bir eksilisi bir artırısı. Yani iki kare farkı oluştu mu? Dördüncü derecenin x'in karesi eksi 1. Bölü kök x çarpımında kök x eksi 1. Şimdi arkadaşlar
Ne dedik? Buna aynı yazıyorum birisine. 4 derece x çarpı. Şunla şu sadece işte 2 kalmaz mı? Yani kök x eksi 1 kaldı mı? Bölü kök x eksi 1 çarpımında ne kaldı arkadaşlar? Kök x. Fişt, fişt. Şimdi ne kaldı elimizde arkadaşlar? 4 derece x bölü kök x. Arkadaşlar az önce söyledik. Aslında bu da 4 dereceden. Sen görmüyorsun. 4 derece x'in karesi demek değil mi? Bir tanesi giderse ne kaldı arkadaşlar elimizde? 1 bölü kök x'in 4 derece. Alın size müthiş bir soru. Tam beyin cimnastiği bir soru. Neyi nereye getirdiğimi sanırım hepsi anlaşıldı. Şimdi final sorusuna geliriz arkadaşlar. Özel sorularda final sorusuna geliyoruz. Bütün bu özel soruları bence tek tek kendin çözmeye çalış. Matematik Ronaldo'sunun öğrencisiysen sen de mutlaka çözersin. Şimdi x verilmiş, x artı 2 istiyor. Şimdi arkadaşlar ben size dedim çarpanlar ayırmaz demek ne demekti? Birbirine benzetmek demekti. Şimdi x'i nasıl x artı 2 yaparım? Hop, sağ ve sol tarafı her birini ikiye kesem herhangi bir değişiklik olur mu? Şunla şu birini götürse fark edemiş olur mu? Ne oldu ifademiz arkadaşlar? X artı 2 3 bölü x artı 2 eşittir 6. Ya ben x artı 2 elde ettim de bana ne lazım? Kareli lazım. Kareli. Her iki tarafın hop karesini alıyorum. Çarpan ayırma demek ne demekti? Birbirine benzetme demekti arkadaş. Hemen birincinin karesi. Bir ve ikincinin çarpımının iki katı. İki katını aldım. İkincinin karesi arkadaşlar. 9 bölü x artı 2'nin karesi oluştu mu? Hop 36. Şimdi fişt fişt. X artı 2'nin karesi artı 2 kere 3 6. 9 bölü x artı 2'nin karesi oldu mu gençler? Şabana da varıyor. Evet hocam evet oldu oldu. Hemen bunu bu tarafa atıyorum. X artı 2'nin karesi artı 9 bölü x artı 2'nin karesi ne oldu arkadaşlar? Eşittir 30. Neden 30? 6 çarpsa ne olur arkadaşlar? 30. Sanırım özel sorular anlaşıldı. Ve bir diğer güzel soruya geçmek için hop. Evet arkadaşlar. Bazen açılım gelmeyebilir. Bazen parantez karesi veya iki kare farkı açılmaya gelmeyebilir. Ama en sade hali ister. Çarpanına ayırmanı ister. Şimdi bunu 10. sınıf kullanılan ikinci derece denklemlerde parabolde çok iyi bilmen lazım. Şimdi ax kare artı bx artı c. Ya herhangi bir şeyin açılımı değil. Ne dedik? Eğer a'mız 1'e eşitse. A 1 ise arkadaşlar çarpımları c'yi verecek. X1 çarpı x2 c'yi verecek. Toplamları ise b'yi verecek. Hemen karşılıklayın şimdi. Bu ne çarpımları x'e x değil mi arkadaşlar? Yani x artı eksi x1, x artı eksi x2, x2 verecek. Şimdi eğer a birden farklıysa arkadaşlar o zaman iş değişir. Çaprazlama geçiyorsun toplarken. Yine çarpımları c'yi verecek. X1 çarpı x2 neyi verecek arkadaşlar? C'yi. Toplamda ise çapraza geçiyorum. X1 çarpı x artı ax çarpı x2. Bu neyi verecek arkadaşlar? B'yi verecek. Eğer bu veriyorsa karşılıklı eşleştiriyorsun. Şimdi sorularda dayanasın biliyorsun. Ben formülcü bir insan değilim. Ne diyorduk? Bam bam bam. Şimdi x kare eksi 4x artı 3. Çarpanlar ayrı demiş. En sağlı hale demiş. Çarpanlardan biri aşağı kalan hangisidir demiş. Bu üç soru da gelebilir. Herhangi bir şeyin açılımı mı? Hayır. Çarpımlar 3'ü verecek. Toplamları ise eksi 4 verecek. Bir kere 3'ün çarpımlarını Şaban diyor ki hocam 3'e 1. Bunu ben de biliyorum Şaban. Çarpımları artılı toplamları eksili. Çarpımlar artılı toplamları eksili ise ikisi de eksilidir. X, x çarp artı topla eksi 4. Karşılıklı eşleştir. X eksi 3 çarpı x eksi 1. Sanırım anlaşıldı. Şimdi bir sonraki soruda. Yine bakın. X karedeki katsayısı 1. Tamam. Herhangi bir özdeşlik açılımı mı? Hayır. Hemen ne yapacağız? Çarpımları eksi 4'ü verecek. Toplamları eksi 3'ü verecek. Tamam. Eksi 4'ün çarpımlarını arkadaşlar eksi 4'e 1. Çarp eksi 4. Topla eksi 3. Sonra karşılıklı eşleştiriyorum. X eksi 4 çarpı
X artı bir Şaban bile anladı. Geçiyorum. Şimdi bir gün Şaban beni yolda giderken dövmese iyi. Gençler herhangi bir şeyin açılımı değil. X karedeki kat sayısı birden fazla, yani birden farklı, öyle diyeyim. Çarpımları yine 3'ü verecek. Ama toplamları ne demiştik? Çapraza geç, çapraza. 3'ün çarpımları 3'e 1. Çarpımları artılı, toplamları eksili. Fiş to the fiş. Şimdi 3x karenin çarpımları 3x'e x desek ne olur? Çarp eksi 3x. Çarp eksi 3. Toplamları 10x'i vermedi. Hoppa, yer değiştir. Çarp eksi 9x. Çarp eksi x. Topla eksi 10x. Sonra ne yapıyorduk? Karşılıklı eşleştiriyoruz. Yani x eksi 3 çarpı 3 x eksi 1. Sanırım anlaşıldı artık bu yöntemi. Biraz soğuk aldım arkadaşlar. Şimdi x kare 2 x eksi 3 x kare mx artı 4 sadeleşir birbiri kesilirse. Hatta sadeleşir birbiri kesilirse sadeleşmiş halini de bulalım. Sadeleşmiş halinden ziyade en karşıtı aslında bu soruda demesi lazım. Sadeleşir birbiri kesilir. Demek ki ortak kök var. Şimdi gençler en bir tam sayı olmak üzere. Tamam. Sadeleşir birbiri kesilir demek bak ortak kök var. Yani birbirini götürecek ifadeler var. Bu kolay verilenden yola çıkıp niye harf ifadeyle uğraşayım ki? 3'ün çarpımları 3'e 1. Ama eksili olduğu için bir tanesi eksi bir tanesi artı. Toplamları ne? Artılı. O zaman büyüğü artı küçüğü eksi. Fiş fiş. Yani x eksi 1 çarpı x artı 3. Arkadaşlar sadeleşebilir dediğine göre birbirini götüren ifadeler var. O zaman aşağıda ya x artı 3 var ya da x eksi 1. 3 4'ün bir çarpanı mı? Hayır. Tam sayı da istiyor. Evin tam sayı olmasını istiyor. Şimdi M demiş ki tam sayı. Tamam. 4'ün çarpanları 3 var mı? İşin içinde yok. Ama 1 var. Hop. Eksi 1 alsam. Eksi 1'e neyi çarparsam artı 4 olur? Eksi 4. Çarp artı 4. Topla eksi 5. Artı M ne eşit oluyor arkadaşlar? Eksi 5. M'imiz kaç olur? Eksi 5. Güzel bir soruydu. Bu konuyu pekiştirmek için gayet klas bir soruydu. Şimdi buna göre biraz daha böyle bir tık daha zora geçtik. Nasıl zor? Sadeleşmiş hali. Arkadaş yani vurmuşlar, parçalamışlar. Bu hale getirmişler. Ronaldo El Clasico'da nasıl parçalıyordu? Bam bam bam. Şimdi sadeleşmiş halini vermiş. Yani x kare eksi cx artı 35'i x kare eksi ax artı b'yi çarpanlarla ayırdıktan sonra birbirini götürdükten sonra ne kalmış elimizde? Bu kalmış. Demek ki gidenler bunlar. Şimdi hangisinde daha çok verilen bilinen var? X kare eksi cx artı 35. Burada bir 35 biliniyor. Burada eksi a x artı b. X de bilinmiyor. O zaman yukarıdan yola çıkalım. 35'in çarpanı içinde bir de ne olacak? İpucu da vermiş. Eksi 5. Eksi 5'e neyi çarparsam artı 35 olur? Eksi 7. Evet, bu da x x değil mi? Karşılıklı eşleştiriyorum. X eksi 7 var. Tamam. X eksi 5 zaten verilmiştir. Demek ki aşağıda da ne olacak? X eksi 7 olsun ki birbirini götürsün. Eksi 7 olacak. Bir kere kesinlikle. Şimdi bir de x eksi 3'ü de vermiş yani. Eksi 3 de var demek ki. Hoppa. Karşılıklı eşleştir. Demek ki x eksi 3, x eksi 7. Bakın hop gerçekten sadeleşen oldu mu? Evet. Şimdi çarpımları burayı. Toplam eksi 12. Eksi 12 neye işte arkadaşlar? Eksi c'ye. Ortadakini vermeyecek miydi? Eksi c'ye işaretiyle birlikte. Sakın ha sakın Ahmet unutma. C 12. Şimdi çarpımları burayı vermeyecek miydi b'yi? Evet çarp. Eksi 3'e eksi 7 çarpabiliriz değil mi? 21. Toplamları eksi 10. Eksi 3. Eksi 7 daha. Eksi 10 değil mi? O da ne eşit arkadaşlar? Eksi a'ya. Eksi 10 eşittir. Eksi a ise a'mız kaç? 10. Bu da tamam. Benden ne istiyor? A artı b eksi c. A'mız kaç? 10. B'miz kaç? 21. C'miz kaç? 12. Topla 19. Gerçekten bu konuyu pekiştirmek için çok klas bir soru sormuşlar. Biz de klas bir Ronaldo güzel bir ifadeyle bunu ters çevirip çarptık, sadeleştirdik, bu hale getirdik. Evet arkadaşlar, güzel sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi en sade hali, ya arkadaş en sade hali demişse demek ki sadeleşebilir ifadeler var demektir ya.
Hemen ortak kuran ne arkadaşlar? 2. 2 parantezini alıyorum. X kare eksi 9 olur. Böyle. Aha! İkinci derece bir ifade. Ama herhangi bir şeyin açılımını vermiyor. Ne dedik arkadaşlar? Çarpımları 3'ü verecek. Ama burası birden farklı olduğu için çapraza geçiyorduk. 3'ün çarpımları arkadaşlar? 3'e 1. Çarpımları artık toplamları eksi olduğu için x de eksili. 3x karenin çarpımları neydi arkadaşlar? 3x. X alırsa ne olur bakın. Eksi 3x. Eksi 3x ise eksi 6x. Olmadı. Hemen yer değişti. Yani 3x'e x yapmak. Eksi 6x. Eksi 3 kere 3. Eksi 9x. X eksi 1 çarp. Eksi x topla. Eksi 10x. Yani x eksi 3. 3x eksi 1. Hocam sadeleşmedi. Sadeleşiyor kardeşim. Sen görmüyorsun. Şimdi bak izle. Videonun başında ne demiştim? 2 kare farkı çok çok önemli. Bu kare ise... Bu da bir sayının karesi. 2 çarpı x'in karesi eksi 3'ün karesi oldu mu? X eksi 3. Güzel yazalım göreyim diye. 3x eksi 1. Şimdi 2 kare farkına dönüştü mü? Evet. 2 çarpı x eksi 3. X artı 3. Bu açılımı baban adı sıfatı gibi bileceksin ki sonra da rahatlıkla çözesin. X eksi 3 çarpı 3x eksi 1. Bakın. Fişt fişt. 2 çarpı x artı 3 bölü 3x eksi 1. Sanırım bu soruda anlaşıldı. Güzel bir soruydu. Çözdük. Şimdi ya bakıyorum. En sade hali. Demek ki sadeleşebiliyor arkadaş. Anla ya. En sade hali. Tamam. 6'ya kare çarpımları burayı toplamda buraya vermeyecek mi? Evet. 6'ya karenin çarpımları değil. 6'nın çarpımları değil. 3'e 2. Eksi olduğu için 1'e eksili 1 artırı. Toplamda artırı olduğu için büyüğü artırı küçüğü eksili. Y karenin çarpımları 3y'ye y. X'in çarpımları x x. Bakalım çapraz çarpıyorum bakın. Gerçekten eksi 2x'ye artı 3x'ye. X'e'yi verdi mi? Evet. X eksi 2'ye x artı 3y'ye. Sonra karşılıklı eşleştirmiyor muyduk? Şimdi bu kare. Bu kare 1, 2. Bu da bir sayının karesidir. Neyin karesi arkadaşlar? X kare eksi 2y'nin karesi. Bu da tamam. Şimdi üste karışmıyorum. Üstü çarpanlarına ayırdım zaten. Hemen x artı 3'e. Alt tarafa dikkat. Şimdi alt tarafta ne var? 2 kare farkı var. X eksi 2'ye x artı 2'ye. Hop hop. Ne kaldı elimize? X artı 3'ye bölü x artı 2'ye. Sanırım bu soruda anlaşıldı. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Önce dedi ki hocam böyle bir sayılır ben nasıl çarparım? Arkadaş yakala artık yakala. O topu yakala ve roşata vur artık. Şimdi 2'nin karesi eksi 1. 2'nin karesi artı 1. 2 üzeri 4 artı 1. 2 üzeri 8. Bu sayıları toplayabilir misin? Çarpabilir misin ya? Çarpamazsın. Dikkat! Hoppa! 2 kare farkı değil mi? Yani burası ne oldu arkadaşlar? 2'nin karesinin karesi eksi 1 karesi. Bu da ne oldu? 2 üzeri 4 eksi 1 oldu mu? Şimdi çarpım. Bunu aşağı indiriyorum. 2 üzeri 4 artı 1. 2 üzeri 8 artı 1. Artı 1. Bakın bu sefer burada ne oluştu? 2 kare farkı oluştu. Yani 2 üzeri 4'ün karesi eksi 1'in karesi çarpı 2 üzeri 8 artı 1. Bir de 1 dışarıda var. Bu da ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 8 eksi 1. 2 üzeri 8 artı 1 oldu mu gençler? Yine 2 kare farkı oluştu. 2 üzeri 8'in karesi dikkat 2 üzeri 8'in karesi eksi 1'in karesi oluştu mu? Artı 1. Fişt fişt. Yani 2 üzeri 16. Bakın ne kadar basit bir soru. Şimdi sanırım anlaşıldı. 2 kare farkı. Sonra burada 2 kare farkı. Sonra bir ikisi arasında 2 kare farkı oluştu arkadaşlar. Çarpanlarından biri. Eksi m artı 2 değil mi? Çarpanlarından biri x eksi 1. Yani x eksi 1. Karşılıklı eşleştirmiyor muydum? Eksiyle neyi çarparsam eksi m artı 2 olur. Bir kere eksi 1 ile neyi çarparsam eksi m olur? M. Eksi 1 ile neyi çarparsam artı 2 olur? Eksi 2. Bu ne? X, x değil mi? Şimdi toplamları ise neyi verecek? Çarpımları burayı verdi mi? Evet. Toplamları neyi verecekti arkadaşlar? M eksi 3 neyi verecek? Eksi 2 ile eksi 1 topla eksi 3. Neyi verecek? Artı 2'ye. Hop. Evimiz kaç oldu arkadaşlar?
5. Şimdi bu videonun da final sorusu bu olsun dedik. Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar, bunu hiçbir zaman unutma. Bir tarafta kök x vermiş, bir tarafta x vermiş. Aslında bu da kök x'tir. Nasıl kök x'tir? Bilal Hoca bilir. Kök x'in karesi değil mi? Artı 3 bölü kök x. Şimdi arkadaşlar, kök x'in karesini elde ettiysem 3'ün de karesini elde etmem lazım. Ben bunu nasıl yazabilirim? 3'ün karesi artı 1 yazamaz mıyım? Şurayı. Yani onu nasıl yazabilirim? Bu şekilde yazabilirim. 3'ün karesi artı 1. Kareler bir tarafa, sayılar bir tarafa. Hop, hop. Kök x'in karesi eksi 3'ün karesi. 1 eksi 3 bölü kök x oldu mu? Bakın iki kare farkı çıkmadı mı ortaya? Kök x eksi 3, kök x artı 3. Payda işte kök x eksi 3 bölü kök x. Şimdi gençler, sanırım bu soruda anlaşıldı. Ha, şu soruda da şunu demesi lazım. X eşit değil 9. Şaban diyor hocam, ben 9 versem olmaz. X eşit değil 9 Şaban. Fişt, fişt. Çak, bir de benim öğrencim ne yapmayacaktı? Değer vermeyecekti. Kök x çarpı kök x, kök x kare oldu mu? Kök x çarpı 3, 3 kök x. Eşittir 1 oldu mu? Bu ne olan çarpı çıkar? 3, x artı 3 kök x ne eşit oldu? 1. Bakın, alın size. Finale güzel bir soruyla yaptık. Şimdi, küp açımını vermediğimi soruyorsunuz değil mi şimdi? Hocam, her şeyi anlattınız ama küpler yoktu. O da ikinci videoda arkadaşlar. Ronaldo bir maçı en fazla 90 dakika oynayabilir. Biz de ikinci videoyu daha sabırsızla beklemeniz için küpleri vermedik. Daha en büyük en küçükler var. Daha küp açılımı var. Daha da güzel sorular var. Ve en önemlisi yeni nesil sorularımız var. O da hangi videoda? Özdeşlikler 2'de. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın ha. Hadi hepinize iyi dersler.